Nasıl olsa kendi evim deyip gürültü yapanlar dikkat. Yeni yıla birlikte apartmanda gürültü yapmanın cezası da artıyor. Yani sessiz olun, komşularınızı rahatsız etmeyin. Siz yapıyor musunuz? Yapıyoruz maalesef. Hatta türkü falan bile söylüyoruz. Belli bir saatten sonra da asla ses yapılmasını istemem. Evde gürültü yapmadan önce iki kez düşünün, çünkü cezada rakam artacak. Gürültücü komşu yeni yılda 1461 lira ödeyecek. 300'leri var. Hani bayağı sıkıntı oluyor. 1461 lira para cezası var bunun. Öyle mi? Olalım o zaman. Önce kibar bir şekilde uyarılır. Sonra apartman yönetimine konu ulaştırılır. Sonra zabıtaya. Daha olmadı, mecbur kalırsak ceza tabii ki. Toplu yaşamın en büyük sorunlarından biri komşu gürültüsü. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar misali. Gürültüden bıkanlar da ev taşıma stresini bile göze alıyor. Üstümdeki o kadar bıktırdı ki dedi. Yani artık ev mev gözüm görmüyor dedi. Ev değiştirmeye götürüyor. Her götürüyor. Dairede gürültü yapmanın cezası bugün 1192 lira. Ancak 2 gün sonra o da zamlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o konuda zam yaptı. Yeni yılda gürültü yapan komşuya 1461 lira ceza kesilecek. Siz gürültü yapıyor musunuz? Arada oluyor. 1461 lira yeni yılda. Az gürültü yapmak lazım o zaman. Şimdi üst komşumun torunu geliyor, gürültü yapıyor. Ne yapayım, şikayet mi edeyim onu? Yani biraz da toleranslı olmamız lazım. Abartı egzozda ceza 4412 liraya, iş yeri veya atölyede gürültünün cezası da 14.740 liraya yükselecek. Ses sınırını aşan eğlence mekanlarına da 44.245 liralık ceza uygulanacak. Gelip şikayet ediyorlardı, biraz bağırtı, gürültü, tartışma, ondan sonra düzeltiyorduk. Ya yok, alıştılar sağ olsun. Pek bilinmese de umuma açık yerlerde çevreyi kirletmenin de bir cezası var. Yani çöp kutusuna değil de yere çöp atanlara da ceza kesiliyor. Yeni yılda o rakam 351 lira olacak. Caydırmaz bence. Yani daha mı fazla olmalı? Bence de fazla olmalı.